Merhaba arkadaşlar. Transfer nasıl alınır videosu bu. Hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyorum, üzgünüm ama hızlıca bunu yapıyorken hazır göstereyim istedim. Şimdi normalde küçük bir isim yazı falan yazmış olsam şöyle göstereyim. Kullanılmış. Bakın burada kendi yaptığım dövme var kendime. Şeyi kullanabiliriz transfer. Mesela şuraları. Şurası kullanılabilir. Ama şimdi ben çok ayrıntılı bir dövme yapacağım. Ve bütün gölgelerini her şeyini çizgisel olarak belletmem gerekiyor ki transferde birebir aynısını yapabileyim. O yüzden boş düzgün yani bir transfer kağıdı alıyorum. Ve ikisini şu şekilde tam düzgün olacak şekilde ve sert bir zemine yapmam gerekiyor arkadaşlar bunu. Bir dakika elimi şöyle sıkıştırıyorum şimdi. Sert bir zemine yapmam gerekiyor. Diğer türlü kağıt yırtılır. İstediğimiz sonucu alamayız transferden. Şimdi ucu olarak böyle sivri uçlu bir kalem olsun. Yazıyor ya da yazmıyor olmasının pek önemi yok ama yazarsa daha iyi olur. Neler yaptığımızı görürüz. Bunu yapmaya başlamadan önce elimizi birazcık böyle boş bir kağıtta alıştırma çizgileri çizersek buradaki transferi de daha iyi alırız diye düşünüyorum. O yüzden biraz el kaslarımızı çalıştırıyoruz öncesinde. Ben bundan daha önce biraz önce dövme yaptığım için el kaslarım yeterince çalıştı. Neyse geçiyorum hemen. En üstten başlıyorum. Siyah ve net olan yerleri, bak ışığı da ayarlayayım hemen. Siyah ve net olan yerleri simsiyah yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kafamın karışmasını istemem. Ama hafiften gölgeli yerleri, mesela örnek veriyorum. Ya hemen hızlıca göstereyim diye çok net yerleri yapacağım. Sonra bırakacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun, hepsini gösteremem. Şimdi mesela buraları net bir şekilde çiziyorken ki roman rakamında hep bu şekilde yapın. Böyle çizgilerin mesela altları net. Önce çizgileri çizin. Sonra diğerini yani bastırın ki çizgiler net çıksın. Çünkü bunun yani bu en net şey görüntü olması gerekiyor simsiyah olduğu için. Ama gölgeli yapmak istediğimiz yerler mesela alttan bir yer göstereyim. Şimdi şurası net. Şurası siyahken. Bakın şurada bir gölge var ya şöyle önce çizgiyle en koyu yerdeki gölge atıyorum. Sonra bakın buraya şu şekilde çok mu parlıyor ya? Şöyle 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 tarıyorum. Taradım. Yani buranın gölge olduğunu ben bu şekilde bellettim. Ama siz bazı dövmecilerde de şu oluyor. Mesela şurası siyah. Şöyle gösterelim. Burası simsiyah olacak. Oraya net bir şekilde simsiyah yapıyorum. Sonra bazı dövmeciler şurayı şöyle yuvarlak içine alıyor mesela. İkinci yani en siyah kısmı bu şekilde belli ediyor. İçindeki daha koyu kısmı bu şekilde belli ediyor. Sonra burayı mesela yani alanlara bölüyor arkadaşlar. Ama ben bunu biraz kendime zor bulduğum için bu biraz tarz meselesi. Tarama olayı bana daha kolay geliyor. Mesela şurayı yine simsiyah dolduralım. Böyle büyük dövmelerde bu kısımları doldurursak eğer üşenmeyeceksiniz. Çünkü büyük dövmelerden büyük para kazanıyoruz. Niye üşenelim değil mi? Böyle dolduruyoruz ki kafa karışıklığı olmasın yaparken. Bence. Ama işi artık çözümledikten sonra bunlarla vakit kaybetmeden direkt dövmeye başlasanız da olur. Sıkıntı yok ama ilk başta kafa karışıklığı iyi olmuyor. Yanlış yere yanlış gölge yaparsınız. Açık bir yere koyu gölge yaparsınız. Geri dönemezsiniz falan. O yüzden önemli. Mesela yine burnu yapıyorum. Bembeyaz olan yerler çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle beyaz olan yerlerden küçültmeye gitmeyin. Hatta olabildiğince mesela şurası beyaz ya şu kısım. Şöyle dışından bile alın ki telafi şansınız olsun. Diğer türlü beyaz olan kısımlar eğer gölgeyle kirlendirilirse sonuçta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela şurada ince ayrıntılı bir yer var. Buradan da göstereyim ve sonra bitireceğim. Yine el kaslarımın düzgün çalışmış olması gerekiyor. Şuradan başlıyorum.
Evet, burada bir çizgi var. Bu arada dövmeyi yaparken bundan bir tane daha alıyorum. Çünkü kalemle yazdığım yerlerdeki gölgenin derinliğini algılayamayabilirim. Kapatıyorum ya çünkü. O yüzden mesela burası aslında gri çizgiler. Buradaki kadar net siyah bir çizgi yok buradaki çizgide. O yüzden yedek bir tane mutlaka olmalı. Şöyle yapıyorum. Çizgileri. Bakın net şurada bir çizgi var. Şöyle. Sonra içinde hafiften hafiften şu şekilde çizgiler var. Onları da hallediyorum. Şurada küçücük var. Bakın şöyle yapıyorum. Bazı yerleri yine şöyle şöyle kapatıyorum. Gölge olan yerleri. Bu biraz sizin şeyinize de bağlı. Mesela bazıları noktayla belli eder. Gölge olan yerleri. Normal düz çizgiden ayırt etmemiz için bir şeyler yapmamız lazım. Zikzak bile yapabilirsiniz. İlla düz düz çizgiler atmak zorunda değilsiniz. Mesela şurası dümdüz bir çizgi. Önce bunu bir halledelim. Düz çizgiler çok önemli bu arada. Dövmeyi profesyonel gösteren şey düz çizgiler. Sonra bakın içeride iki aşamalı bir gölge var. Şurası koyu. Şurası birazcık daha açık. Ben bunu ne yapıyorum? Seri olmak istediğimde. Böyle zikzak 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 yapıyorum. Sonra bu bile yeterli. Burayı daha az yapacağımı anlıyorum. Burayı daha fazla. Hatta şu köşeleri bir tık daha böyle yaparsak daha şık olur. Gibi. Umarım faydalı olur bu video size. Şurayı da yapayım mesela. Çok video atamıyorum, üzgünüm ya. Çünkü hem okul hem iş biraz yoğun bir tempo içerisindeyim de. O yüzden kusura bakmayın ama çok güzel video planlarım var. Dövme ile ilgili olsun, normal videolar olsun. Sadece biraz yazı bekliyorum. Sabredin arkadaşlar. Mesela burayı yine koyultuyorum. Ama şuradaki gölgeyi ne yapıyorum? Bakın. Sonra burada yine büyük bir gölge var. Şuralar gölge mesela. Sonra bakın şuradaki gölgeyi de göstereyim. Şöyle bir tane gölge var. Bir de şöyle var. Yani şu ortası aslında boş. Şöyle. Hangisi işinize geliyorsa. Evet, videom bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.